Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Mimar Taner Berber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? İsmim Taner. Mimarım. 18 yıldır bu sektörün içinde iyi bir şeyler yapmak için çaba sarf ediyorum. İki çocuğum var. Allah bağışlasın. Keyifle mesleğimi icra ederek devam ediyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok sağ olun. Mimar olmaya nasıl karar verdiniz ve mimar olmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Bu şöyle düşünülebilir. Benim babamın bir mobilya atölyesi var. Tabii ki böyle evin hemen altında olduğu için çok böyle ulaşılabilir bir yerdeydi. 15'li yaşlarımda babam belki de altın bilezik olsun diye bugünden baktığımda en azından ben öyle yorumluyorum. Beni de atölyeye soktu. O tozu ben de yuttum. Ürettiğimiz şeylerin daha sonra da işte yerlerine montajı ile ilgili de böyle çokça katıldığım süreçler oldu. Ve o tabii küçük yaşlarda o yapmaya çalıştığım şeyin dışında algım başka şeylere de çok kayıyordu. Yani o bizden önce o mekanın içinde yapılmış her şeyle ilgili nasıl yapıldığı, kimlerin yaptığı, nasıl bir süreçten geçtiği ile ilgili deli sorular oluşuyordu kafamda. Herhalde ilk tohumu o oldu. Evet. Mimarlık nedir, nasıl yapılır, bununla ilgili bir fikir geliştirme anlamında. Ve 18 yıldır da yaptığım işlere geri dönüp bakınca da doğru bir seçim yaptığımı da düşünüyorum. Ne güzel. Tabii ki mesleğine böyle bakan birinin tavsiyeleri de doğal olarak pozitif bir yönde olacak. O sebeple mimarlığı merak ederek bilgiyi araştıran, geliştiren ve bu öğrendiği, edindiği bilgiyi, donanımı cesaretle de hayata geçirmeye çalışan insanlar olmaya aday görüyorsanız kendinizi, mimarlık mesleğinin başarılı bir pratiğe dönüşeceğine inanıyorum. Yani bu duygu haliyle yaşamaya hazır olan herkesin bence bu mesleğe dahil olması çok keyifli olur diye düşünüyorum. Ne güzel. Hangi projelerde çalıştınız? Sizin için ayrı yeri olanlar var mıydı? Tabii çok proje var. Havalimanları var çalıştığım. Kültür merkezi, hastane, ofis, konut projeleri, otel projesi gibi böyle çok fonksiyonlu projeleri deneyimleme sürecine erişmiş oldum. Kendimi bu anlamda çok şanslı hissediyorum. Tabii ki bunların içinde benim için ayrışan iki tane proje var. Bunlardan biri Haydar Aliyev Merkezi, Bakü'de çalıştığım, uzunca bir süre çalıştım hatta, 4 yıl gibi bir süre. Topografyayla uyumu, teknolojik verilerin oldukça fazla kullanıldığı, işte tasarımcısının dünyaca ünlü Haydar Aliyev Merkezi'ni tasarlayan Zahadit'in imzasının olduğu bir proje. Pritzker ödüllü. Bu da açıkçası mimarlığın Nobel'i derler Pritzker ödülüne. Bunu almış tek kadın mimar olarak uzunca bir süre var oldu. Çok keyifliydi. Herkesin kendine çok şey kattığını düşünüyorum o süreç içerisindeki hem teknolojik gelişmeleri hem mimarlığın nasıl ele alınacağıyla ilgili deneyimleri herkesi geliştirdiği ile ilgili çok projenin parçası olan herkesten geri bildirim olarak da aldım. Bu anlamda kendimi çok şanslı hissediyorum. Bir diğeri de büyüklüğüyle ve organizasyon yapısının mimarlığa etkisini deneyimleme anlamında edindiğim bilgi de Çam Sakura Şehir Hastanesi. Ne güzel. Yakın tarihli. Açılışı da tam bu pandeminin Türkiye'de patlak verdiği döneme denk geldi. Oldu. Ve o projenin son düzlüğünde de biz açıkçası üzerimizde bir baskıyı da hissettik. Çünkü pandemi hastanesine dönüştürüldü açıldığı dönemde. Yani o mesleki tatminin ve zorlukların yanı sıra insanlara, hizmet tüm hastalara oldu. Hizmet anlamında da ayrı bir yeri var, ayrı bir sorumluluk duygusu verdi. Tabii o kadar büyük
1 milyon metrekarelik bir projenin, evet, kısa bir sürede hayata geçmesi, hı hı, ki mimarlıkta da fonksiyon çözümleri en zor olan yapıdır hastane. Hı hı. Bu anlamda deneyimlemek çok keyifliydi benim adıma. Kesinlikle. Peki sanat, mimarlık, teknoloji arasındaki ilişkiye dair fikirleriniz nelerdir? Yani bu üçleme arasında keskin bir çizgi olmaması gerektiğine, hı hı, inanıyorum. Geçişkenlik ne kadar iyiyse bence mimarlığı üretme biçimi de o kadar başarılı olur fikrimce. Çünkü hani mimarlık nedir sorusunun cevabı aslında sanat olduğu kadar o işin aslında yapım biçimidir, ergonomidir, sirkülasyon çözümlerinin doğru hayata geçirilmesidir. Günün sonunda kullanıcılarına hizmet ettiği günde amaçladığı şeyle aldığı geri bildirimin başarılı olması gereken bir süreçtir. Yani tek başına estetik, tek başına teknoloji değil de bir arada, değil mi? Mimari o zaman daha kesinlikle anlamlı oluyor. Kesinlikle çok daha anlamlı oluyor. Yani bir sanatçı, işte bir heykeltıraş, ressam aslında dış dünyadan kimse ihtiyacı olmadan ürününü ortaya koyabilir. Ama tabii mimarın tam yaşama biçimi böyle olmuyor. Evet. Çok bağımlı olduğumuz disiplin var. Her şeyden önce bir işveren var. Yani birinin etmek gerekiyor müşteriye. Evet, talebiyle ortaya koyduğumuz bir dünya aslında mimarlık. Dolayısıyla yani ev olsun, ofis olsun, kullanışlı olacak, değil mi? Efektif kullanılacak o mekan. Kesinlikle. Proporsiyon, ergonomi, bunların hepsi aslında o günün sonunda oluşan resmin içerisindeki tüm süreci doğru yorumladığınız, yönettiğiniz, kullanıcılarına doğru hizmet eden, bulunduğu topografyaya da saygı duyan, insanların orada olma haline saygı duyan bir yapı ortaya koymak gerekiyor. O yüzden bu sanatla teknolojinin etkileşimini doğru harmanlayan bir meslek grubu olarak görüyorum mimarlığı. Tam da ortasında görüyorum. Kesinlikle. Bir işin iyi olmasının sırları nedir? Mesleğinizden hareketle bunu nasıl yanıtlarsınız? Hayatta bir kere her şeyin ben merakla başladığına çok inanıyorum. Çünkü merak ettikçe bir şeyleri öğrenme çabası ve bu çabayı cesaretle de süslediğinizde aslında o merak ettiğiniz şeye ulaşma yolculuğunda birçok şeye hazırlıklı olabilme hali geliştiriyor. Ve günün sonunda aslında ulaşacağınız şey kadar oraya ulaşırken ki kat ettiğiniz, evet, yolun değeriyle çok önemli. Tabii. Dolayısıyla hani buna özetle merak edip, onu cesaretle taçlandırıp ama günün sonunda her zaman başarı olmayacağına, tabii, onu da göze almak. Göze almak. Evet. Bu etkileşimin içerisinde yapılan her şeyin günün sonunda öyle ya da böyle iyi bir şeye dönüşeceğine inanıyorum. Evet. Bizim kültürümüzde sabır böyle acı çekerek sabır etmek olarak tanımlanır genellikle. Halbuki mesela mimarlıkta da bir sabır ihtiyacı var, değil mi? Bir süreç, çünkü uzun bir, evet, süreç genellikle. Yani o sabırı esasında sakinlikle, dinginlikle ve keyif alarak da yaşamak lazım, değil mi? Yani o, evet, süreçten keyif almak, muhakkak ki zorluklar var. Kesinlikle, çünkü bazen çok denemek, yanılmak da iyi sonucu getirebildiği kadar, hı-hı, bir şeyleri başa sarmaya da sebep olabilir. Tabii. Hepsi bir tecrübe ama. Hepsi bir tecrübe ve bir sonraki işte aslında neyi yapmayacağını, hı-hı, en azından öğreten bir süreç. Evet. Onu da o şekilde değerlendirmek lazım. Ben bundan bir şey öğrendim. Evet. Değil mi? Yani onu da bir artık. Hepsi bir edinim. Kesinlikle. Peki sizi diğerlerinden ayıran, farklı kılan özellikleriniz nelerdir? Yani söyleyeceğim şey beni diğerlerinden farklı kılar mı bilmiyorum ama kendimi farklı hissettirdiği kesin. Mimarlık dediğimiz şeyin böyle ağza yapışmış, hep ilk akla gelen bir söylemi var. İşte şantiyeci olmak, projeci olmak gibi, en basit tabirle. Yani ben bunun mezun olduğum tüm süreçler boyunca hep ortasında olmayı tercih ettim. Yani bir şeyi tasarlamak kadar aslında onu yapma biçiminin de birbirini beslediğini hep inanarak arkasında durdum.
Ve kendimi böyle geliştirdim. Çünkü birinin diğerinden daha az önemli olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Dolayısıyla bunları harmanlayarak bir arada yapma biçimini kendime çok dert edindim. Hep böyle geliştiriyorum, böyle bakıyorum olaya. Çünkü masanın görece iki tarafında gibi olan bu iki hali aslında hemhal olarak görüyorum ben. Çünkü başarı dediğimiz şey günün sonunda o tarafsızlaşıp karşındaki kişi gibi düşünmeye başladıkça bir yere gidiyor. Bir objektif bakış. Objektif bakış ve birbirini besleme hali. O yüzden bu her iki duruma da eşit mesafede olup onları başarıyla yapma halim kendimi iyi hissettiriyor. Ne güzel. Peki mimarlık ve çevre arasındaki bağlam hakkında ne düşünüyorsunuz? Çevreye de saygılı olmamız lazım değil mi? Kesinlikle. Bence mimarlığın herhalde bugün için baktığımız dünyadaki en önemli girdisi. Çünkü tasarladığınız bir yapının günün sonunda tek başına bir plastik öğe gibi varlığını orada hissettirmesi, yapıldığında, bittiğinde tüm onu görenlere, yaşayanlara, kullanıcılarına ben buradayım, bir şey söylüyorum, farkında mısınız diyen bir mimari dil geliştirmeyi başarılı görmekle beraber o yere ait olma halini de çok ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii. Günün sonunda yani böyle bir otantik olacak değil mi? Tarihi dokuya da uygun. O ruhla eşleşecek. Bulunduğu yerle aynı dili konuşacak. Çevresindeki yapılaşmaya iyi veya kötü saygı duyacak. Değil mi? Uyumlu. Uzaylı gibi durmayacak. Evet. Bir dili çok önemsiyorum. O yüzden bu bağlamı bir arada alabilen yapıların başarı getirdiğine inanıyorum. Bir örnek vermek gerekirse mesela Beşiktaş Stadyumu. Ya bence başarılı bir mimarisi var ama günün sonunda Boğaz'ın dibinde insanlara haftanın sadece 90 dakikası hizmet eden ama çok daha fazla kültür aktivitelerini ev sahipliği yapabilecek, o insanın ruhuna iyi gelecek, deniz havasıyla buluşturacak bir ortamı böyle bir şeye vermeyi ben mesela çok lüks buluyorum. Tabii çünkü çok merkezi bir yerde. Çok merkezi bir yerde. Biraz daha dışarıda olması lazım. Dışarıda olması lazım. Yani. Ya da Zorlu Center, herkesin en çokça konuştuğu, çok başarılı bir proporsiyon. Kendi içinde geçişkenliği olan, insanları davet eden bir yapı, tasarımı çok başarılı buluyorum. Fakat Boğaz Süliyeti'nde yani oraya ait değil gibi hissettiriyor onu izleyenleri. Çünkü topografyayla örtüşmediği, farklı açılardan baktığınızda duvar etkisi yaratacak böyle kulelerin bir aradalığı, o coğrafyayla uyuşmayan bir durum ortaya koyuyor. Ama mesela aksi bir örnek de vereyim. Çamlıca Kulesi. Ya orada bir kulenin varlığı bence çok hani yerinde bir durum. Şehrin ikonik bir yapı olması, o narinliği, tek başına yükselişi. Bunlar çok değerli ama tabii o yapının tasarımında hani tartışmak, bir de öbür taraftan bakmak. Dolayısıyla o örtüşmeyi sağlayabildiğimiz kadar başarılıyız diye düşünüyorum. Uyumlu olmalı, uyumlu değil mi olması etrafa? Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ben işimi çok severek yapıyorum. Ne güzel. Mimarlığın pratikte özel hayatla bir mesleğin ekseninde kesişen bir durum olarak görüyorum. Hangisi iş hayatım, hangisi özel hayatım diye bir ayrım yapmadan aslında yaşadığım her anı mimarlıkla bir şekilde bağdaştırarak, çünkü günün sonunda mimarlık insana hizmet eden bir şey, merkezinde insan olan bir şey. İşimi iyi yapmak için hep bu kendini onu adama haline erişmeye çalışıyorum. Ve günün sonunda bu yaşadığımız dünyada insanın kendi vicdanıyla oluşturduğu iç bilincini mesleğiyle birleştirdiği durumda hayatta başarılı şeyler yapabileceğine, iyi bir şeylere ulaşabileceğine inanıyorum. O yüzden yaptığınız işle yaşadığınız hayatı doğru özdeşleştirip bir yere eriştirebilirsiniz diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu bakış açısıyla sadece günün o saatlerinde
mesleği icra etme hali olarak değil, yaşamın bir parçası olarak görme durumunu, yolun kendisinin ulaştığınız şeye kadar değerli olduğunu, öğrettiğini, öğreteceğini, bazen de hayal kırıkları yaşatabileceğini bilerek yaşanılması gerektiğini düşünüyorum. Böyle özetleyebilirim. Evet, yani mimarlık idealist yaklaşımı misyon edinen bir meslek esasında, evet. Değil mi? Çünkü bu oluşturulan eserler kalıcı oluyor. Hı-hı. O şehrin sembolü haline de, evet, gelebiliyor. Evet. O açıdan son derece önemli bir meslek. Katılımınız, bu güzel ve önemli yorumlarınız, paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ediyoruz ben size. Ben çok teşekkür ederim. Dinleyen herkes için de keyifli olur umarım. Kesinlikle, ben eminim buna. Çok mersi, daha nice başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.